Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorumuz şu, gelecek adına kaygılarınız var mı? Yani gelecek adına kaygılarım tabii ki var. Çünkü gelecek bu gidişle hiç iyi gitmiyor yani. İnsanlar mesela şu anki gençler ileriyi düşünüyor. Güzel bir gelecek, güzel bir hayat. Ama maalesef eğitim sistemi çok kötü. Yani zikzaklar içerisinde. Peki sizce bu bölümünüzle mi alakalı yoksa bölümünle genel bir sıkıntı? Bölümünle alakalı değil, genel olarak yani. Normalde örneğin mesela bir insan Heyder ben mühendis olmak istiyorum fakat o kişi mühendis değil de başka bir bölüm seçmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü önü kapalı. Ya da ben öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenliği bırakıp başka bir meslek yapıyor. İstemediği, yani sevmediği bir şey. Yani insanlar sevdiği meslek dışında her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Doğru. Aynen mıdır? Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Türkiye'de %99 eğitim sistemi çok fazla. Çok kişi okuyor ama nedense eğitim yani şey durumda, kritik durumda. Okuyanlar çok boşta kalıyor. Mezun olanlar da bir türlü atanamıyor ya da zor durumda kalanlar oluyor. Bu konuyu o zaman düşünmüşsünüzdür. Bu konuda vermek istediğiniz tavsiye var mı? Hem bir öğrenci hem bir vatandaş olarak. Ya vermek istediğim tavsiye şöyle. Hani kendinizi bence üniversite hayatında güzel bir şekilde geliştirin. Örneğin dil öğrenin. Dil alanında kendinizi geliştirirseniz boşta kalmazsınız. Daha çok evet üniversitede gezin, eğlenin ama kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar güzel olur. Ve o kadar boşta kalmazsınız. Ve sadece şunu söylemek istiyorum. Eğitimin düzelmesini istiyorum. Bu kadar. Peki son olarak da şunu sorayım. Sizce bu süreç düzelir mi? Yani bu süreç aslında ya isteseler düzelir yani. Mesela her şehirde üniversite kuruluyordu. Her ilçede üniversite kurulmaması gerekiyor. Yani üniversite sınavına giren öğrencilerin şu baraj sistemini kaldırmaları mesela iyi değil bence. Baraj sistemi değil de kişi şöyle okul, üniversite bu sefer hani öğrencilerini seçiyor artık. Sınav değil. Belki belli bir süre sonra bu sınav sistemi de kalkar. Bu sefer sistem bütün öğrencileri alır. Bu da öğrenci, deneyimsiz öğrenci ortaya koyuyor. Mesela çok fazla mezun var ama bu çok fazla mezun demek çok fazla deneyimsiz öğrenci anlamına geliyor. Peki, değil mi? Teşekkür ederiz. Gelecek adına kaygınız var mı? Bir öğrenci olarak soruyorum sizlere. Kaygısı olmayan var mı abi? Onu soruyorum ben. Ne gibi kaygılarınız var? Ya iş bulma kaygılarımız var. Güzel bir aile kurabilecek miyiz? Bir işimiz olabilecek mi? Hani yeterli düzeyde maaş alabilecek miyiz? Bu tip kaygılarımız var. Geçim konusunda çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Öğrenci olduğumuz halde bile. Kendi bölümünle alakalı mı sence? Yoksa genel olarak mı böyle? Ya, genel olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Tavsiye var mı vatandaş olarak? Şöyle bir şey var. Öncelikle yeni mezunlara bir kapı açmaları gerekiyor. Şimdi biz nereye gitsek? Ben yazılımcıyım mesela. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ben nereye gitsem bana diyorlar ki tecrübeli eleman istiyoruz. Şöyle istiyoruz, böyle istiyoruz. Ya ben tecrübe edinemiyorum. Nasıl tecrübeli olacağım veya bir yer için bir statüye sahip olabileceğim? Hani yok. Hani bir tecrübe edinebileceğimiz bir yer yok. Buna rağmen tecrübeli eleman arıyorlar. Hani peki, eklemek istediğin farklı şeyler var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Gelecek adına kaygınız var mı? Var. Ne gibi kaygınız var? Yani gelecek adına kaygım iş bulma kaygısı. Ya artık zaten Türkiye'de yaşadığımız sürece bir şeylere sahip olamıyoruz. Yani ev alamıyoruz, araba alamıyoruz. Benim şu an evim olur mu, arabam olur mu diye düşünüyorum. Evlenme kaygısı, yani evlendiğinde insanların geçim kaygısı, birçok kaygı var. Peki okuduğunuz bölümle mi alakalı yoksa ülkenin şartları gereği mi böyle? Ülkenin şartları gereği bence. Peki bu konuda tavsiyeniz var mı? Herkesin akıllı olması. Herkesin aklını kullanması yani, tavsiyem bu ülkeme. Tabii ki hepimizin tavsiyesi bu. Peki olacağını düşünüyor musunuz? Yani düzelebileceğine inanıyor musunuz? Yani düzelir ama bence çok zor süreçlerden geçerek düzelir. Öyle bir anda düzeleceğini düşünmüyorum. Nasıl olacak? O düzelme insanların aklını kullanmasıyla olacak. Peki eklemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Yok. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sorumuz şu. Gelecek adına kaygılarınız var mı? Var. Öğrenci olarak soruyorum. Senin var mı? Var. Peki en büyük kaygın ne? Ekonomi. Senin? Tabii geçim sıkıntısı. Bunu biraz daha açarsak bir öğrenci olarak bu konuda ne söylersin? Bu ülkede İleriye dönük hayallerim artık kalmadı. O yüzden de bir şey söylemek istemiyorum çok fazla. Peki senin? Yani artık ev almak, araba almak, aile kurmak eskisi kadar kolay değil bence. Öyle düşünüyorum yani. Hani okul okumak da bir yere kadar. Böyle sıkıntılarımız var. Bakalım ama hayırlısı olsun. Hem öğrenci hem vatandaş olarak vermek istediğiniz tavsiyeler var. Aslında herkes biraz daha duyarlı olsa, biraz daha düşünceli düşünse bu kadar yani sorunlar ortaya çıkmayacak. Her şey ortada, herkes ne olduğunu biliyor yani. Evet, diyecek bir şey yok. Eklemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sorumuz şu. Gelecek adına kaygınız var mı? Var. Mesela İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum mesela şu an. İleride öğretmen olacağım. Hani garantisi yok yani. Her geçen gün yani atama puanları yükseliyor. Yani böyle bir kaygım var mesela. Peki bu kaygı sence bölümünle mi alakalı, genel bir sıkıntı mı? Genel. Peki bunun için verebileceğin tavsiyeler var mı? Yani tavsiye olarak açıkçası benim yapabileceğim bir şey yok. Devletin yapabileceği bir şey yok. Onunla hani ne gibi bir şey yapabilir ki yani öğretmen alımı çok fazla. Düşünüyorum ya. Bence İlahiyat Fakültesi hani şu an her yerde çok fazla var ve bizim puanlarımız biraz düştü açıkçası. Evet. Üniversite giriş puanları ilahiyat açısından evet, en azından biraz yükseltmişler. Puanı düşürebilirler mesela alım olarak ilahiyat fakültesine mesela. Aslında tüm bölümlerde o sıkıntı var da. Peki düzelebileceğine inanıyor musunuz bu sıkıntının? Hiç inanmıyorum. Benim var ümidim. İnşallah diyelim o zaman. İnşallah. Eklemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Yok. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Gelecek kaygınız var mı? Var.
Var abi vallahi benim. Ne? Mesela nasıl üniversite nasıl gideceğimi düşünüyorum şu an. Sizin? Benim de aynı ya. Abi gelecek kaygısı yok yani. Var da şöyle para konusunda bir kaygım. Ne gibi kaygın var? Yani şimdi nasıl desem paranın değeri burada çok düşük. Ya benim amacım yani hemen dil öğrenip yurt dışına gitmek. Ya yurt dışında temizlikçi bile olurum ben. Bu yaşta gerçekten şu an yurt dışını düşünüyor musun? Düşünüyorum abi. Bunun en büyük sorunu ekonomi mi sence? Ekonomi yani abi şimdi Amerika'da mesela daha dün izledim. %10 enflasyon diye millet ayağa kalkıyor. Burada %400 enflasyon olmuş. Sen bu ülkeden ne beklersin ki? Peki bu konuda vermek istediğin tavsiye var mı? Yani abi başa doğru düzgün birilerini geçirsinler. Hep yani yanlış anlamayın da hep kendilerini harcıyorlar parayı. Evet en azından biz de sesimizi duymuş olalım. Yani. Sizin de eklemek istediğiniz şey de var mı? Yok yok. Bir tek okul mu diyorsun? Yurt dışına gitmek istiyorum ben de. Burada pek bir şey olmak istemiyorum yani okusam da. Senin? Ben ülkemde kalıp savcı olmak istiyorum. Peki bunun için de çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Umarım istediğin yerlere varırsın. İnşallah. Ya bir öğrencilere daha nasıl desem indirim getirseler daha iyi olur. Yani zor. Ama öncelikle bunu Kahramanmaraş için istememiz lazım. Ya sonrasında ülkemiz evet, değil mi? Varsınız. Peki biz de burada sesimizi duyurmuş oluyoruz. İnşallah duyarlar. İnşallah duyarlar dediğin gibi. Peki teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Rica ederim size. Gelecek adına kaygılarınız var mı? Var. Peki ne gibi kaygılarınız var? Sırayla başlayalım. Ekonomi kötü her zaman. Sizce? Okumak biraz zor olduğu için. Yaşamak. Yaşamak. Sizin için? İleride nasıl bir iş bulabilirim? İşte nasıl bir durumum olur? Peki en büyük kaygınız iş mi, evlilik mi, ileride kariyer sahibi olmak mı yoksa ev araba mı? Ne? Ortada kalmak diyebilirim ben aslında. Hani yani böyle bir işsizlik olsun. Yapabileceğim bir şeyin yani sınırı yok ama hani bunun yanında hani kısıtlı da aslında yapabileceğim işler bu ülkede. O yüzden çok fazla düşünemiyorum ben açıkçası ne yapabilirim ileride. Sizlerin eklemek istediği şeyler var mı? Kariyer aynı ya. Yani işsizlik çok fazla olduğu için yani bir iş bulma kaygısı var. Peki bak bu yaşta işsizlikten bahsediyoruz. Peki bunun için vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Sizin gibi gençlere veya işte vatandaşlara. Çok fazla gençlere yönelik planlamalar yapılmıyor bu ülkede. Bu yüzden hani biraz da olsun bizi düşünerekten yatırım yapabileceğimize en azından olanak sağlayabilmeleri lazım. Çünkü biz böyle bunları şimdiden düşünmek için çok genciz. Evet. Yani artı olarak ülkedeki eğitim sistemi de çok kötü. Düzelebileceğine inanıyor musun? Pek değil. Hayır. Biraz zor ama azıcık da olsa ümit var. Çünkü biz de kuşağı olduğumuz için bir şeylerin daha çok bilincindeyiz. İnsanlar hani bizden biraz da olsun ümitliler bir kesim. Artık 50 yaş üstünü saymıyorum. 65 yaş üstü hatta 40 da diyebiliriz buna. Çünkü artık öyle bir yozlaşma var ki ülkede. Hani hiç kimsenin beyni basmıyor gibi davranıyorlar. En azından biz de burada tavsiye vermiş olalım. Tamam teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sorumu şu. Gelecek adına kaygıların var mı? Yok. Yok mu ya? Hiçbir kaygın yok mu şu an? Yani hemen hemen evet. Ben bilmiyorum. İyi ilerliyor. Yani istediğim planladığıma göre ilerliyor ondan dolayı. Yani senin yolunda her şey sıkıntısız ilerliyor mu? Onu söylemeye çalışıyorsun. Şu an evet. Şu aralar evet yani. Peki şu aralar evet. Sonrasında değişebilir mi? Zor ya. Yani genelde insanlara sorduğumuzda bak ortaokul öğrencisi bile ekonomiden bahsediyor. Evet. Şimdi sen bu konu hakkında ne diyeceksin? Memnunum da yani ekonomi yani kötü yani. Bir şey denmez ama yani kötü yani. Tamam öyle. Gelecek adına da kaygıların yoksa zaten sıkıntı yok. Senin için sıkıntı yoktur. Evet çok bir sıkıntı yok. Ama mesela eğer planladığıma göre gitmezse o zaman kötü oluyor yani. Peki her şey planladığın gibi gitmeyebilir işte bak. Evet. Sorunlarla kesinlikle karşılaşacaksın. O sorunla evet. Karşılaştığında ne yaparsın o zaman? İşte B planını devreye sokarım o zaman. O zaman B planımız da var. Evet B planım da var. Peki eklemek istediğin farklı şey de var mı? Çünkü böyle çok bazı şeylere takılan insanlar var. Çok şeye takılmasınlar. Mesela ne? Onlardan bir tane örnek verebilir misin? Öyle insanlar var hayatımda. Ya memnun şimdi, olmadığı şey ne mesela? Ya şimdi bir hareket yapıyorsun. Şimdi 3 dakikalık hareket gülüp geçersin gidersin. Hala böyle anlatıp şey yapan olur ya. O orada kalmış ama hala şey yapar ya işte onlardan yani. Peki evet. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İlla ki var insanların kaygıları yani bitmez tükenmez. Öncelikle okul, hayat. Okulu bırakıp işe mi girsen, işe bırakıp okula mı geçsen. Hani cebimizde para oluyor olmuyor. Senin için en büyük kaygı ne peki? En büyük kaygı ya aileme bir şey olmamasını isterim yani her zaman. Aileme zarar gelmesin. Mutlu mesut olalım onlarla. Hani bolluk içinde yaşayalım. Niye dışarıdan zarar gelsin ki şimdi? Onu isterim yani. Sağlıklı olmayı. Peki bir öğrenci olarak soruyorum. İleride bu sorunun düzelebileceğine inanıyor musun? Yani bu kaygıların, ya sıkıntıların, düzenin. Ya aileye bağlı şimdi. İnsanlara bağlı. Ailede mesela cömert biri ise, üsluplu biri ise yani niye dövüş çıkartsın ki? Şu an Allah'a şükür öyle bir şeyim yok da. Dövüş kaygı vesaire yok da. Yani ekonomi şartlarına göre yarın da bir kriz çıkıyor yani aile içinde. Peki eklemek istediğin farklı şeyler var mı? Ya eklemek istediğim farklı şeyler. Maraş dedelerime selam söyleyeyim. Takip etsinler kanalı, like atsınlar. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak olur mu? Eyvallah güle güle. Eyvallah.